Dinleyicimizin bir sorusu daha var. O da diyor ki bir tanıdığı varmış. Ateist ama başarılı. Başarılı birisi. Oradan kafasına takılmış dinleyicimiz. Yani bir ateist nasıl başarılı olabilir? Allah Teala ona niye yardım ediyor falan gibi. Niye? Bak orada yanılmış. İslamiyet'i bilmemekten kaynaklanır bu. Allah-u Teala Rahman sıfatıyla kendisine inanan inanmayan yarattığı sebepler var. Bu sebeplere yapışan herkese istediğini veriyor. O ateist. Japonlar putperest. Onlara da veriyor. Çinler de ateist. Onlara da veriyor. Çalışana veriyor. Müslüman da çalışsa ona da veriyor. Yani burada ayrım söz konusu değil. Burada ayrım söz konusu değil. Burada hakla batıl karışıktır. Yani Müslümana verecek, kafire vermeyecek. O zaman ayan beyan belli olur. Yeryüzünde inkar eden kimse kalmaz ki. O zaman herkes Müslüman olur. Herkes Müslüman olur. Gördüğüne inanır. Ve dolayısıyla Allah-u Teala gayba imanı emretmiştir. O yanlış. Yani Allah-u Teala'nın adeti ilahisini bilmemek, anlamamaktan kaynaklanıyor. Yeryüzünde ister ateist olsun, din düşman olsun, Allah-u Teala düşman olsun, onu inkar etsin, kim olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler var. Toprağı Japon da sürer, Çinli de sürer, Mecusi de sürer, Hristiyan da sürer, Müslüman da sürer toprağı. Ve eker. Hangisi güzel bakımını yapıyorsa Cenab-ı Hak hepsininkini de verir. Ayırma yapmaz orada. Nerede ayırma olacak? Mahşer günü. Yasin suresinde böyle. Bugün işte hakiki kullarımdan ayrılın. Orada ayrılacak. Burada değil. Orada ayrılacak. Burada değil. Burada hakla batıl karışıktır. Burada Allah-u Teala açık net bir şekilde kim bizden ne talep ederse onu veririz buyuruyor. Kim ne talep ederse. Hatta kendisini inkar eden ateistler iyilik ederse kime? Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın aynı şekilde yarattığı mahlukata, ne bileyim nebatata. Bu yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını Allah-u Teala onlara dünyada bol bol verir. Hatta iğne ucu kadar o yaptıkları iyiliklerden birazcık kalsa ölümünü kolay eder buyuruyor. Dolayısıyla o dinleyicimiz İslamiyet'i bilmemekten kaynaklanan bir hadise o. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.